Anons geçiyorlar. Daha geniş bir düzlemde belki de seferberlik yapılmalı dedi Türk Tabipleri Birliği. Ne kadar dinledik bilmiyorum. Şimdi mavi hatlar çoğaldı gördüğünüz gibi haritada. Haritada çoğaldı ama bu verileri biz 18 yaş üstü olarak doğrulamıştık. Yani 18 yaş üstü aşılanan vatandaşlarımızın sayısı olarak oranladık. Mavi renk verdik. Fakat sonra öğrendik ki 2 doz Sinovac, hele üzerinden de 4-5 ay geçtikten sonra, 5-6 ay geçtikten sonra 3. doz yapılmazsa bu da BioNTech olacak, Sinovac olacak. Ona göre farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla 3. dozu olmayanlar açısından bu mavi harita ne kadar geçerliliğini koruyor bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz bir şey var. Başta verdik, değerli rejimizden rica edelim. Haber masasına başlarken Fransa'nın listesinde hangi renkte olduğumuzu gördük. Fransa'nın koronavirüs listesinde kırmızı kategorideyiz. İngiltere açısından ne durumda olduğumuzu biliyoruz. Premier Lig'de, yani İngiltere Futbol Ligi'nde top koşturan temsilcilerimiz, alt liglerde koşturan temsilcilerimiz ülkeye girişi konusunda bir engel bile var. Tüm bunları tartıştıktan sonra geleceğiz, doğru soruları soracağız. Salgında aslında hangi boyuttayız konuşmak istiyoruz. Bülent Ertuğrul hocamız bizlerle birlikte, birazdan kardiyolog Profesör Doktor Bengi Başar hocamız da evet hazırmış. Peki değerli rejim beni uyarıyor. Bülent hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. Merhabalar Bengi hocam. Bengi hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Bülent hocam. Bülent hocam sizle başlayalım. Şimdi ekranlara getirdim. Dilim döndüğünce telaffuz etmeye çalışıyorum. İngiltere'nin listesinde ne durumda olduğumuzu aşikar. Fransa'da bugün kırmızı listeye geldik. Haritamızda ise masmavi olmaya devam ettiğini görüyoruz. Ama buradaki yanılgının ben artı 18 üzerinden hesaplandığını, 18 yaş altının hesaba dahil edilmediği ve 2 doz olan Sinovac da olsa mavi haritaya katkı sunduğu şeklinde bir çıkarım yaptım. Herhalde yanılmıyorum. Ne durumdayız biz şu anda? Konuşmadığımız neler var? Sadece o değil. Aslına bakarsanız şu anda o haritada gördüğünüz tek doz aşı yapma konusunda nerede olduğumuz. Yani tek dozluk aşının toplumda yüzde kaç yapıldığı. Ama biz biliyoruz ki aslında önemli olan tek doz değil, iki doz yapabilmek ve bunun da mRNA aşısı olmasını sağlayabilmek. Örneğin orada yine görmüş olduğunuz oranlar içerisinde Ocak, Şubat aylarında yapılan Sinovac ya da işte inaktive virüs aşıları da tabloda yer alıyor. Fakat yine biliyoruz ki Ocak, Şubat aylarında yapılan inaktive virüs aşılarının koruyuculukları şu anki Delta varyantına karşı oldukça düşmüş durumda. O nedenle de artık neredeyse korumuyor diyebiliriz. Ağır hastalıktan korusa da, ölümden belirli bir oranda korusa da. O nedenle de böyle bir yanılgı içerisindeyiz. Sanki aşılama konusunda iyi gidiyormuş gibi görünüyoruz. Ana problem çok yüksek sayıda olan tek dozun ikinci doza henüz dönüştürülememiş olması. Yani temel problemimiz bu. Evet, bir hiç aşı yapmamış grubumuz var. Onu bazen Sağlık Bakanı açıklıyor. İşte en son açıkladığında 20 milyon civarında demişti. Belki bu düştü 15 milyonlara kadar. Ama asıl ana problem tek doz aşıyı yaptırıp ikinci dozlarını insanların yaptırmamış olmaları. Şimdi bir yandan da gelen mesajlar aniden yağmaya başladı. Ya aşı konusunda fena bir durumda değildik, nasıl oluyor da kırmızı listeye alınıyoruz şeklinde şaşıran vatandaşlarımız da var. Bengi hocam yanıtı nedir bu sorunun? Şimdi Bülent hocama katkı olarak ben şunu söyleyeyim. Şu an için aslında bu 18 yaş üstü aşı oranı diye bir şey yok. Bu bizim bu hasta vaka ayrımına benzedi birazcık Can Bey. Bülent hocam da katılıyordur ona. Aslında genel nüfusun oranı önemli. Şimdi biz genel nüfusa baktığımızda tek doz aşının %56'larda, iki doz aşıda %44'lerde, üçüncü doz aşıda da %9'larda olduğumuzu biliyoruz. Ve hocamın da dediği gibi aslında önemli bir bölümü, işte bu 65 yaş üstüyle başladı, sağlıkçılar dendi, Sinovac'lar oldu, şimdi üçüncü dozlar oluyor o %9 dediğimiz kesim. Ancak önemli bir bölümümüz de evet bu inaktif aşılarla oldu. Bakın bugün daha geçtiğimiz dün ya da önceki gün Bahreyn'den bir çalışma geldi. Ellerindeki 4 aşıyı karşılaştırdılar ve bunların içinde şuna baktılar. Özellikle 50 yaş üstünde inaktif, onlar Sinopharm kullanıyor. Bizim Sinovac'la çok benzer. Çok ciddi anlamda özellikle Delta varyantına karşı zayıf kaldığını gösterdiler. Şimdi
Şimdi bakın, aşılama diyoruz. Aşılama da aslında hele Delta varyantının olduğu şu dönemde evet gerideyiz. Ama biz bunun ötesinde bir de inaktif aşıyı çok yaygın kullandık. Üstelik üçüncü doz şansı verdik. Onu da inaktif yaptık. Şimdi bütün bunlara baktığınızda aslında aşının yaygınlığının ötesinde bir de aşının ne olduğunun önemi var. Hangi gruplarda ne oluyor? Mesela yeni bir çalışma daha geldi yine. Diyor ki 50 yaş üzerinde özellikle 6 ay sonra aşıların koruyuculukları, ki bu BioNTech aşısını, yani mRNA aşıları içinde bunu söylüyor, ciddi oranda düşüyor. Ve buna dayanarak gidiyor İsrail, bugün 30 yaşa kadar indirdi 3. dozu ve bunu mRNA aşısı BioNTech ile yapıyor. Biz hala Sinovac güzellemeleriyle giderken aşı oranlarımızın düşük olmasının ötesinde aslında etkili aşıda da geride kalıyoruz. İşte bütün bunlar ortaya çıktığında bugün için salgın için üreme hızı 1'lerde, test pozitifliğimiz %7'lerde, ki bunlar bilemiyorum ne kadar doğru çünkü test sayılarımız ne olursa olsun yine düşük, ölümlerimiz artıyor inanılır biçimde, yani bunu nasıl açıklayacağız? Sayılarımız artmıyor ama ölümler artıyor. Evet. Yani burada da anlıyoruz ki aslında bizim vakalarımız bu verilerin çok daha üstünde. Çünkü birçok insan klima çarpması falan gibi hastalıklar var şimdi. Gidip test bile yaptırmıyor. Nadiren yaptırdıklarında da pozitif çıkanlar çok. Hocam bilir, bizim enfeksiyoncu gözcü arkadaşlarımız bunu anlatıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız vakalarımızın çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bakın Ankara doluyor diyorlar. İstanbul'da vakalar hızlı artıyor. Daha okullar açılmadı. Okulların önlem alarak açılmasını istedik ama yeterince ne kadar alındı bilmiyoruz. Büyük bir hareketlilik başlayacak. İşin açıkçası bunlar bizi, hepimizi ürkütüyor. Ve şunu biliyoruz, aşılamanın, etkin aşılamanın %10 artmasıyla hastane yatışları %50 azalıyor, yaklaşık %47 yapılan yeni bir çalışma. Yani sonuç itibariyle biz bütün gücümüzle şu an aşılama oranlarına bakıyoruz. 1 milyon bile değil, 750-800 bandında gidip duruyor. Hafta sonları düşüyor. Evet. Biz bu hızla mümkün değil sonbahara hazırlıklı olarak olmayacağız, yetişemeyeceğiz. Madem atıf yaptınız, sosyal medyada o çok konuşulan mesaj Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'dan gelmişti Bengi Hocam, bildiğiniz gibi. Bülent Hocam size sorayım. Esin Hocam der ki Ankara halkı için yataklar ve yoğun bakımlar doldu. Hastalanmayın. Bülent Hocam kritik bir uyarı bu. Esin Davutoğlu Şenol buna benzer uyarıları, sizler buna benzer uyarıları yaz başında yapıyordunuz. Ağustos'ta neleri konuşabileceğimizi bizzat canlı yayınlarda işaret ettiniz. Dolayısıyla görünen köy metaforunu kullanmak gerekiyor galiba Bülent Hocam. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Haklısınız Can Bey. Yani o Temmuz'dan itibaren, aslına bakarsanız onu bir ay daha geriye çekip 1 Haziran'dan itibaren o kademeli normalleşme dediğimiz süreçle başlayan o insan hareketliliği Temmuz ayında neredeyse artık tamamen normalleşmeye döndü. Hatta ben arada böyle espri yapıyordum. Şu anda COVID-19 ile ilgili tek yasağımız nargile içmek diye, ki evet, nargile sağlığa zararlıdır, onu da belirtelim. Yani tek yasağımız oydu. Onun dışında her şey serbestti neredeyse. Üst üste işte bizim kapılarımızın açılmasıyla bir turist akınının olması, özellikle Rusya'dan gelen Delta varyantının yoğun olduğu bir yerden gelen, bir de öyle de hani başka bir yerde değil orası, Rusya'da çok yaygındı. Artı bu sığınmacı sorunu, kontrolsüz girişler. Yani hani ülkenin o giriş çıkışlarının hiç kontrol, COVID-19 açısından kontrol edilememiş olması tabii geldiğimiz durumu, geleceğimiz durumu o zamanlardan gösteriyordu. Şimdi herkes şunu bekliyordu son bir haftadır. İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkartacak diye bekliyordu aslına bakarsanız. Tam tersine İngiltere kırmızı listede devam etti. Çok üzülerek söylüyorum. Ve buna Fransa da eklendi. Yalnız İngiltere'nin kırmızı listede bırakma nedeni sadece olgu sayılarımızın bu şekilde olması değil. İngiltere'nin verilen olgu sayılarına da güvenmiyor olması, ki bunu İngiltere'nin en üst sağlık otoritesi açıkladı. Dedi ki Türkiye olgularını Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerinde girmediği sürece biz kırmızı listeden çıkartmayacağız Türkiye'yi, dedi. Yani şimdi bir de işin o yönü var. Yani bizi üzen yönü o. Yani biraz önce Bengi Hocam söylediği gibi aslında bu can kayıplarıyla biz olgu sayımızın çok daha üstte olması gerekiyordu. Hiçbir önlem alınmadığı dönemde, şu anki öyle bir dönemdeyiz.
bu olgu sayılarının geometrik olarak artış gösteriyor olması gerekirdi. Ama tuhaf bir biçimde böyle 20 bin bandında takılmış durumdayız. Yani bu tabii ki bir şüpheyi doğuruyor. Ama ülkenin en üst sağlık otoritesidir Sağlık Bakanlığı. Hani ona yönelik eleştiri yapabiliriz ama korumamız gerekli olan bir kurumsal yapıdır. Ve Sağlık Bakanlığı'nın içindeki birçok arkadaşımızın bu konulara çok duyarlı olduğunu da biliyoruz zaten. Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı olması ve sağlıklı veri vermesi gerekir. Hani bu uyarıları da yapmamız gerekiyor bizim. O anlamda da biz aslında şu anda büyük olasılıkla çok daha yüksek bir olgu sayısıyla devam ediyoruz. Buna bağlı olarak da ne yazık ki bizim ülkemize kısıtlamalar geliyor ve şu anda listelere alınıyoruz, kırmızı listelere alınıyoruz. Bülent Hocam, atıfı yaptığınız gibi şimdi veri tartışmasına ilişkin değerli halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayahan Pala hocamız da bir sosyal medya mesajı yayınlamış. O da şöyle diyor: Sağlık Bakanlığı anlık aşı sayısını yayınlamayı da bıraktı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve benzeri birçok veriyi zaten yayınlamayı bırakmıştı. Sağlık Bakanlığı 2020'nin istatistiklerini yayınlamadı, bitmedi. TÜİK 2020 ölüm sayılarını ve nedenlerini yayınlamıyor, bilme hakkı demiş. Bengi Hocam, bilme hakkımızı herhalde koronavirüs ilk vaka Türkiye'de açıklandığı tarih olan 11 Mart 2020 tarihinden bu yana en çok bilme hakkı konusunda talepte bulunduk. En çok bilme hakkını tartıştık zannediyorum. Çok doğru, çok doğru. En başından beri hatta şunu hep söylüyorduk: salgın yönetimi saydamlıkla, söz birliğiyle, şeffaflıkla olur. Ancak bizde o ne yazık ki olamadı. Bazen salgın yönetimi birçok kişinin ifadesiyle algı yönetimine dönüştü. Turizm sezonu geldi, işler değişti. Ancak işin gerçek yüzü bu değil. Böyle kendimizi kandırırız. Nitekim Bülent Hocam'ın söylediği gibi işte İngiltere Sağlık Otoriteleri sizin verileriniz yeterli, sağlıklı veriler değil deme cüretini de gösterir haklı olarak. Oysa bizim buna fırsat vermememiz gerekir. Bir diğer yüzü de bu yeterli veriyi açıklamamanın ya da saydam olmamanın aşı karşıtlığı. Aşı karşısının eline koz veriyorsunuz. Halbuki şunu söylesek Can Bey, ne kadar kişi aşılı aşısız hastanede yatıyor, tabii, yoğun bakımda yatıyor, ne kadar entübe. Mesela geçen gün baktık, paylaştık, Amerika. Gidiyor bütün kliniklerde, mesela Houston Sağlık Merkezi diyor, klinikte kaç hasta yatmış, kaç hastanın ne kadarı ağır, ne kadarı çift doz aşılı, ne kadarı tek doz, ne kadarı yoğun bakıma yatmış, ne kadarı entübe. Mesela hiçbir tam doz aşılı entübe değil, ventilatöre bağlı değil. Sonuç itibariyle bütün bunları merkez merkez açıklıyor. Aslında bu bizim için zor değil ki. Bu veriler eminim ki vardır bakanlığın elinde. Ama bunları açıklamaktan neden çekiniyoruz? Bunu anlamıyoruz. Biz o zaman çok daha rahatlıkla tezimizi savunabiliriz. Aşı karşıtı çünkü hep desinlerle, bir takım efsanevi hikayelerle karşımıza çıkıyor. İşte bizim yakınımız şuydu, çift doz aşılıydı ama öldü. Hayır, elinizde veri olursa siz göster bakayım dersiniz. Mesela İsrail diyor ki çift doz, tam doz aşılı ileri yaş gruplarına bakıyor. %90-95-65 yaş üstünü ben aşıladım diyor. Ve bunların yatanlarına bakıyor hastaneye, ağır olanı vesaire. Diyor ki bunların %40'ı bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanıyor. Geri kalanında ise çok ciddi kronik hastalıklar var. Yani hiçbiri sağlıklı olup da tam doz aşılı değil. İşte bunu söylediği anda aşı karşıtlarının karşısında büyük bir bariyer örüyor. Biz bunu yapamıyoruz. Bizler hepimiz, bütün hocalarım, başta enfeksiyon, işte aşı konusunda uzman hocalarımız, biz de halkla onlar arasındaki aracılar gibi görüyorum kendimizi. Kendi çabamızla her tür hakareti, her tür iftirayı karşılayarak kendimizce bir mücadele içindeyiz. Oysa bu mücadele bizim değil, tüm saflarıyla bakanlığın ve devletin mücadelesi olmalı. Ama siz verileri bile açıklamazsanız bu mücadele zaten baştan kaybedilir. İşte onların boşluğunu da bizler naçizane doldurmaya çalışıyoruz. Ama bugün sonuçlar ortada. Bülent Hocam, son birkaç cümle. Bir izleyicimiz, seferberlik başlatılsa katkısı olmaz mı demiş ama sonra bir de şerh düşmüş. Veri konusunda böyle tartışmalı bir yapıdan seferberlik bekleyeceğim konusunda da kendi adıma şüpheliyim diye kendini düzeltmiş. Bülent Hocam, son cümleleriniz.
Haklısınız. Zaten şunu hep söylüyoruz. Bizim salgın yönetimimiz salgını yönetmekten daha çok algıyı yönetmeye dayandı uzunca süredir. Ve her seferinde de ekonomi duvarına çarptı. Ve yapılacak olan önlemler sosyal, ekonomik ve politik konjonktürle uyumlu olmadığı